Merhaba sevgili dostlar, Yücel Felek ben. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aynı portföy şirketine ait iki farklı fon inceleyeceğiz. Başlıktan da anlaşıldığı gibi İstanbul Portföy'ün iki farklı fonunu, değişken fonunu ve hisse senedi fonunu inceleyeceğiz. Fon kodları IPB ve IIH. Videoya önce isterseniz birkaç tane soruyla başlayalım. Bir fonun yatırımcı sayısı yıl başından beri 7,5 kat artar mı? Peki diğer bir fonun aynı dönemde 18 kat artar mı? Üstelik fonlardan biri kendi liginde birinci sırada, diğeri de kendi liginde ikinci sıradaysa. Bu kolay bir şey mi? Bunu nasıl başarmış İstanbul Portföy? Bu videoda getiri bazında birbirine rakip olan iki farklı fonu, değişken fonu, hisse senedi fonunu inceleyeceğiz. O nedenle değişken fon, hisse senedi fonuna karşı. İlk önce fonların temel bilgilerine bakalım. Yani fonlarımızı bir tanıyalım. Fon kodları IIH ve IPB. Söylemesi zor, o yüzden videonun bundan sonraki kısmında hisse senedi fonu ve değişken fon olarak ifade edeceğim. Değişken fon 26 Ekim 2010 yılında yatırımcılara sunulmuş. Oldukça eski bir fon. 13 yılı devirmiş. Üçüncü hisse senedi fonuna baktığımızda 9 Mart 2020. Hemen pandemi arifesinde sermaye piyasasına sunulmuş bir hisse senedi fonu bu. 18 Ekim 2023 tarihli TEFAS kayıtlarına baktığımda hisse senedi fonu 102 hisse senedi fonu içerisinde ikinci, değişken fon ise 110 tane değişken fon içerisinde birinci sırada İstanbul Portföy Fonları. Peki rakamlarla da başarılı olduğu kesinlikle ifade edilebilecek olan bu iki tane fonun yatırım ufkuna bakalım. Çünkü birisi birinci, birisi ikinci. Hisse senedi fonunun yatırım ufku. Fon toplam değerinin en az %80'i yerli ortaklık paylarına yatırılacak. Yani yurt içi ihraççı paylarından oluşacak. Yani bunun içerisinde Türk hisse senetleri olacak. Değişken fona bakıyoruz. Kritik bir ifade var. Sabit bir fon varlık dağılım hedefi yok. Yani fon portföy yöneticisi istediği finansal enstrümana fonun içerisindeki birikimi yönlendirebilir. Yatırımcılar adına getiriyi maksimize etmeye çalışabilir. Piyasa koşullarına göre esnek bir yönetim esas IPB'de, yani değişken fonda. İkisinin arasındaki fark bu. Getiri bazında yabancı varlıklarda bir potansiyel görüyorsa yabancı varlıkta bulundurabilir. Yerli varlıklara potansiyel görüyorsa yerli varlıklara ağırlık verebilir. Yani burada bir serbestlik söz konusu. Değişken fon yönetmenin lüksü burada. Fakat hisse senedi fonunda biliyorsunuz ünvanda zaten bir hisse senedi ifadesi var. Bir finansal varlık var. En az %80 hisse senedi olması lazım. Ve bu mutlaka ve mutlaka yurt içi ihraççı paylarından olacak. Yani TL hisse senedi fonu. Şimdi videolarımda özellikle fonumuzu kimler yönetiyor? Yani paramızı kime emanet ediyoruz? Başarıyı kimler sağlayacak? Bunların altını özellikle çizmeye çalışırım. Şimdi İstanbul Portföy'ün son döneme baktığımızda son 1 yıllık performanslara göre oldukça güçlü performans gösteren 2 tane fonunu inceliyoruz. Değişken ve hisse senedi. Portföy yönetimine bakıyoruz. Tufan Deriner, Tuncay Subaşı, Alper Ertekin ve Alkın Biket olduğunu görüyoruz. Değişken fonda da aynı, hisse senedi fonda da aynı. SPK nezdinde yatırımcılara nasıl bir fon sunulacağı belirtildikten sonra portföy yöneticileri izahnamedeki kurallar eşliğinde portföyleri yönetiyorlar. Geçmiş performanslara baktığımızda iyi bir başarı elde etmişler birincilik ve ikincilik şeklinde. İki farklı yatırım ufkunu da bu kadar başarıyla yönetmiş olmak takdire şayan. Bu anlamda tebrik etmek gerekiyor İstanbul Portföy'ün portföy yöneticileri. İstanbul Portföy bu iki farklı fonda iki farklı eşik değer koymuş. Bir tanesinde tahmin edebileceğiniz gibi hisse senedi fonunda BIST 100 getiri endeksi %100 ölçüt kabul edilmiş. İkincisinde ise BIST KY'de 1 aylık mevduat endeksi ölçüt kabul edilmiş. Yani değişken fonda burada amaç şuymuş: mevduat üzerinde getiri sağlayacak bir fon kurgusu. Yani eşik değerin bu nedenle koyulmasının nedeni bu. Ve %100 oranında 1 aylık BIST KY'de mevduat endeksi kriter kabul edilmiş. İstanbul Portföy'ün değişken fonunda bu kriterde başarılı bir performans ortaya koyduğunu rakamlarla zaten görüyoruz. Şimdi son performans raporu slaytını özellikle koydum. Neden koydum? Biliyorsunuz yılda iki kez performans raporu çıkar yatırım fonlarında arkadaşlar. İlk 6 ay ve ikinci 6 ay. Şimdi biz Ekim ayındayız. Ekim'in 19'unda çekiyorum bu videoyu. Perşembe akşamı. Bizim önümüzde katta bulabileceğimiz son performans raporu 30 Haziran 2023 tarihine ait. Yani ilk 6 ayın performans raporu var. Hisse senedi fonunun 30 Haziran'da portföy büyüklüğü bakın 50 milyon 760 bin TL. 51 milyon civarında. Değişken fonun portföy büyüklüğü 165 milyon seviyesinde. Yatırımcı sayısına bakıyoruz. Değişken fonda 5349, hisse senedi fonunda 430 tane yatırımcı var. Peki 18-10 gerçekleşmelerine bakalım. Yani çarşamba akşam kapanışa göre hisse senedi fonunda rakam 438 milyona çıkmış. Değişken fon tarafında ise rakam 992 milyon TL'ye çıkmış. Bunlar çok ciddi artışlar arkadaşlar. Yatırımcı sayısı hisse senedi fonunda 7566 olmuş. Birinci 6 ayın sonunda 430'du. Bir bilgi daha vereyim. Yıl başında 409'du bu rakam. Yani sene başında 409 olan rakam 18 Ekim itibariyle 7566 hisse senedi fonunda. Değişken fon tarafına bakalım. Yıl başında
yani yatırımcı sayısı 2640 iken Haziran sonunda 5349 iken 18 Ekim kapanışı itibariyle 22485 olmuş arkadaşlar. Çok ciddi bir yatırımcı ilgisi, çok ciddi bir teveccüh var buna karşı. Aslında durumu biraz daha anlaşılır kılmak için portföy büyüklüğü 18 Ekim'e kadar 9,5 kat artmış hisse senedi fonunda. Yatırımcı sayısı ise 18 kat artmış. Değişken fon tarafında portföy büyüklüğü 6,2, yatırımcı sayısı 4,2 kat artmış. Çok ciddi artışlar bunlar. Haziran dönemindeki performans raporundan beri gerçekleşen büyümeler bunlar. Fonların pazar paylarına bakınca değişken fonun kendi liginde oldukça güçlü bir konumda olduğunu görüyoruz. Bakın %2,61. Oldukça güçlü bir rakam bence. Çünkü 110 tane fon var burada. 18 Ekim tarihli verilere göre söylüyorum bunu. Hisse senedi tarafında ise 0,47 seviyesinde olmuş. Pandeminin başlangıcında kurulduğunu söylemiştik. Yani Mart 2020 döneminde kurulmuş bir fon bu. 3-3,5 sene içerisinde 0,47 gibi bir pay elde etmiş hisse senedi fonları içerisinde. Bence başarılı. Fonların performans değerleriyle ilgili olarak biliyorsunuz Sharpe oranına özellikle atıf yapıyoruz. Her videomda kısaca tekrar etmeye çalışıyorum. Almış olduğu bir birimlik riske karşılık üretmiş olduğu getiriyi ifade ediyor Sharpe oranı. Bakın 3,65'lik bir getiri üretmiş hisse senedi fonu, 3,86'lık bir getiri üretmiş değişken fon. Bu fonda ana paranızın maksimum 19,61'i eksiye dönmüş hisse fonunda. Değişken fonda ise bu rakam 19,40. Bir takvim yılı içerisinde hisse senedi fonunun negatif getirili gün sayısı %39,61 olmuş. Yani %40 hisse senedi fonu 7 üzerinden 7 risk değerine sahip. Değişken fona da baktığımızda bu rakam 36,22 seviyesinde. O da riskli. Yani 100 günde 36 gün negatifte kalmak gibi düşünebilirsiniz bunu. Fonları değerlendirirken yatırımcı tercihlerinin ne şekilde değiştiğini de önemsiyorum. 2640 yatırımcı var değişken fonda. Biraz önce söylemiştik bunu. Fon büyüklüğü 112 milyondu. Şimdi 992 milyon. 2640 22485'e çıkmış. Yatırımcı artışı %850. Portföy büyüklüğü artışı %880 olmuş. Hisse fonuna bakalım. Aynı durum orada da var. 412 kişi varmış. 74 milyonluk bir büyüklük varmış. Şu anda 7566 yatırımcı var. 438 milyon bir fon büyüklüğü var. Özellikle yatırımcı artışı tarafında hisse senedi fonunun performansı %1836 gibi çok ciddi bir rakam. Fon portföy büyüklüğü de %585 artmış. Yılbaşından beri 16 Ekim 2023 kayıtlarına göre söylüyorum bunu, Tefas'tan aldım. Finansal varlık performanslarına baktığımız zaman bakın Borsa İstanbul %36,61. BIST 100 40,16. Burada bir parantez açalım. Hisse fonun performans ölçütü neydi? BIST 100 getirisiydi. %100 oranında. Şimdi hisse fonu 99,19 getirmiş. Borsa İstanbul %40 getirmiş. Ölçüt kabul ettiği endeksin 50 puan üzerinde bir getiri sağlamış. Hatta 60 puan düzeltiyorum. Çok önemli bir performans. Şimdi Euro'nun getirisi %47. Dolar %48. Değişken fon grubu bakın %53,16 getirmiş. İstanbul portföyün değişken fonu ne kadar bir performans sağlamış yatırımcılara? %100. Yani değişken fonlar kendi ligindeki fonların ortalaması %53 olarak gerçekleşirken İstanbul portföyün değişken fonu %100 getirmiş. Altın 56,48. Hisse senedi fonları 62,48 getirmiş. Bakın hisse senedi fonu İstanbul portföyün 99,19. Biraz önce söylediğim gibi. Yani kendi ligindeki fonları da oldukça güçlü bir şekilde geride bırakmış olduğunu görüyoruz. Peki İstanbul portföyü bu fonları yönetirken nasıl bir finansal varlık dağılımı tercihi yapmış? Değişken fonda bakın %82,16'lık bir hisse senedi ağırlığı var. Yatırım fonu 9,25. Viyop teminatlarına 4,24 oranında yer verilmiş. Biraz daha böyle dengeli, finansal varlık çeşitlemesinin daha yoğun olduğu bir portföy olduğunu görüyoruz. Değişken fonda adı üzerinde. Takas bank para piyasası 3,27 ağırlıkta. Mevduat 0,14. Finansman bonusuna yer verilmiş. Çok küçük bir yüzdeyle 0,37. 0,57 de repo yapılmış. Hisse senedi fonuna baktığımızda %92,22 bir hisse senedi ağırlığı var zaten. 2,21 yatırım fonu. Viyop teminatlarına 1,58 ağırlık verilirken Takasbank para piyasası 3,99 ağırlıkta. Şimdi değişken fonda 7 farklı finansal varlık bulunurken hisse senedi fonunda 4 tane farklı finansal varlık tercihi yapılmış. Değişken fonun portföy dağılımına biraz daha derinlemesine bakıyoruz. Hisse senedi 82,16 idi. Bakın bunun 61,02'si Türk hisse senetleri. 12,08'lik bir yabancı hisse senedi var değişken fonun içerisinde. Değişken fon neydi? Finansal varlıklar arasında daha rahat seçim yapabilecekti, daha özgür olabilecekti portföy yöneticisi. Değişken fona yani IPB'nin içerisine bakın %12,08 yabancı hisse senedi konmuş. Yatırım fonları 9,73 seviyesinde. Yatırım fonları başka yatırım fonlarını portföylerinde bulundurabiliyorlar biliyorsunuz. Birazdan bakacağız yatırım fonları neymiş bunun içerisinde. Diğer varlıklar da 17,17 seviyesinde.
Bu bilgiler Eylül sonundaki portföy dağılım raporundan alınmış bilgiler arkadaşlar. Şimdi diğer detaylara geçelim. Neymiş bakalım değişken fonumuzun içerisindeki yabancı hisse senetleri? American Express, Microsoft, Costco Wholesale, Charles Schwab, Boeing, East West Bank ve Bank of America. Toplamda 7 tane yabancı hisse senet tercihi yapılmış değişken fonun Eylül sonundaki portföy dağılım raporuna baktığımızda. Peki değişken fonun içerisindeki Türk hisse senetleri hangisi? 17 tane Türk hisse senedi var değişken fonda. AgeSA, Akbank, Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Alarko, Arzum, Batı Çimento, Doğan Holding, Emlak Konut, Garanti, Global Yatırım Holding, Türkiye İş Bankası, Kardemir D, Natural Gas, Oylum, Sabancı, Vestel Beyaz Eşya ve Yapı Kredi. Portföyde yatırım fonu da var demiştik. İstanbul Portföy 2 tane serbest fonunu değişken fon IPB'nin içine koymayı tercih etmiş. İstanbul Portföy 4. serbest fon 0.44 bir ağırlığa sahip. Yine portföy şirketinin 2. istatistiksel serbest fonu ise 9.29'luk bir ağırlık taşıyor IPB'nin içerisinde. Değişken fonun içerisindeki en büyük 5 hisseye baktığımızda Akbank, Garanti, Türkiye İş Bankası ve Yapı Kredi Bankası olduğunu, bankacılık hisselerine büyük oranda ağırlık verildiğini, bir tane de holding hissesi, Sabancı Holding'e yer verildiğini görüyoruz. En büyük 5 hissenin IPB'nin içerisindeki toplam ağırlığı 35.28. Yani 5 hisse yatırım fonunun 3'te 1'inden fazla arkadaşlar. Hisse senedi fonumuzda durum ne? En az %80 oranında biliyorsunuz yerli ortaklık payları olacaktı. Biraz önce görmüştük. %92.22'lik bir yerli ortaklık payı ağırlığı var. Yatırım fonu 2.21, Viyop teminatlarına 1.58 gibi bir yüzdeyle yer verilmiş, Takasbank para piyasası araçları da 3.99. Portföy dağılımına ürün bazında daha detaylı baktığımızda Türk hisse senetlerinin %95.01, yatırım fonlarının 2.95 oranında yer aldığını görüyoruz hisse senedi fonunda. Peki Eylül portföy dağılımına baktığımızda nelere yer verilmiş? AgeSA, Akbank, Anadolu Efes, Aksigorta, Aselsan, BİM, Coca-Cola İçecek, Doğuş Holding, Garanti, Hatsan Gemi, Koç Holding, Kardemir'de, Kervan Gıda, Lokman Hekim, Mavi, Mobiltel, Medikal Park, Orge, Pegasus, Reader, Sabancı, TAV Havalimanları, Türksel, Türk Hava Yolları, Teknosa, Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Tüpraş, Vestel Beyaz Eşya, Vestel ve Yapı Kredi. Bunların toplam ağırlığı 95.01, 30 tane hisse senedi var. Hisse senedi fonunun içerisinde İstanbul Portföy'ün. Hisse fondaki en büyük 5 hisseye baktığımızda BİM, Aksigorta, Kervan Gıda, Tüpraş ve Yapı Kredi olduğunu görüyoruz. 31.65'lik bir ağırlık var. Yine 5 hisse portföyün neredeyse 3'te 1'i seviyesinde ağırlık taşıyor. İstanbul Portföy hisse senedi fonunun içerisine de yine kendi yönettiği serbest fonlardan biri olan mutlak getiri hedefli serbest fonu 2.95 ağırlıkta koymuş. Peki portföy yöneticileri aynı olan değişken ve hisse senedi fonunun ortak pay senetleri, yani her iki fonda da bulunan pay senetleri hangileri bakalım? AgeSA, Garanti, Sabancı Holding, Akbank, Kardemir'de, Yapı Kredi ve Vestel Beyaz Eşya. Yani pay piyasamızın oldukça büyük şirketlerinden 7 tanesi her iki fonda da yer alıyor arkadaşlar. Kategori sıralarına tekrar bakalım bence. Hisse senedi fonunda 102 fon arasında, ikinci değişken fonda 110 fon arasından birinci sıra. Bunlar çok önemli performanslar 18 Ekim 2023 rakamlarına göre. Peki bu başarıda en büyük pay kime ait? Fonu kimin yönettiğini? Portföy yönetim ekibini arkadaşlar. Her iki fonda kendi kategorisinde oldukça başarılı performanslar göstermiş. Her iki fonu da aynı ekip yönetiyor. Videolarımda hep söylüyorum. Elbette geçmiş dönem getirileri gelecek için bir garanti anlamına asla taşımaz. Videolarımda paylaştığım datalar hep geçmiş datalar. Gelecekte bir getiri garantisi vermez. Yani SPK'nın en temel kuralıdır bu. Ancak her iki farklı fon grubunu da oldukça başarılı bir şekilde yönetiyor olmak, hatta ikisini birden ilk ikiye sokuyor olmak, birisi birinci birisi ikinci olmak kaydıyla bence çok önemli bir başarı. Kesinlikle Tufan Deriner, Tuncay Subaşı, Alper Ertekin ve Alkın Biket'i portföy yöneticiliği performanslarından dolayı tebrik etmek gerekiyor. Yüksek bir enflasyon döneminde yaşıyoruz. Paramızın değerini korumak çok önemli. Burada önemli olan portföy yönetim sektörümüzde kaliteli bir rekabet olması, portföy yöneticilerimizin zorlukla kazandığımız küçük birikimleri değerlendirme noktasında bize iyi alternatifler sunabilmesi, koruma noktasını daha güçlü kılması. Bu videoda İstanbul Portföy'ün başarılı iki fonunu, hem değişken fonunu hem de hisse senedi fonunu mercek altına almaya çalıştık. İki fon da kendi kategorilerinde oldukça güçlü başarılar göstermiş durumdalar. Geçmiş performansa göre bundan sonra ne olacağını elbette yaşayarak göreceğiz. Bizim burada tek dileğimiz fon performanslarının iyi olması, enflasyonun üzerinde getiriler getirmesi. Sadece İstanbul Portföy için değil, bütün portföy yönetim şirketleri için söylüyorum bunu. Küçük yatırımcının birikimlerini korumasında destek olmaları, bizim bu anlamda elimizi güçlendirmeleri.
Videomuzun sonuna geldik. Beğendiğinizi umuyorum. Beğendiyseniz bu tarz videoların gelmesi adına kanalıma abone olabilir. Sevdiklerinizle paylaşarak, bildirimleri açarak videolarımdan öncelikle haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın.